telafi etti Hakan Mert. Çünkü orada Ozan'ın yanında değil de daha fazla bir kanat oyuncusu gibi oynadı özellikle ilk yarı. Net bir skor. Fenerbahçe forvetlerinin tabii ki sonradan oyuna giren oyuncularının da Ferdi'nin de katkısıyla, Samatta'nın da hazır gibi gözükmesiyle birlikte yavaş yavaş Fenerbahçe takımı havaya giriyor, performansını arttırıyor. Ve diyor ki ben bir krizi atlattım. Bundan sonra ayaklarım daha sağlam yere basarak işin şampiyonluk mücadelesini sonuna kadar götüreceğim diyor bugünkü oyunuyla. Farklı bir kadro, farklı bir skor Kasımpaşa deplasmanında ve zirve yarışına bir kez daha tutundu Fenerbahçe. Gürcan Bilgiç 3-0 ve tabii ilginç bir kadro. Kenardaki isimleri de herkese hazır varsayarsak enteresan bir kadro. Ama skoru da Fenerbahçe çabuk aldı. İlk yarı 2-0. Mehmet Yan muazzam oynadı. Yani bu takımın birinci santriforu Papiss'i mi Samatta mı diye konuşurken Mehmet Yan hayır ben de varım dedi. Tiyam son maçta diye oynamıştı. Yedeğe düşmeden önce belki Mehmet de atılar. Galatasaray maçında da orta sahada taktik oyuncu olarak oynamıştı. İşte Belanda'ya basan, gelip orada ikinci şey yapan. Yalnız bugün ilginç bir ironisi var tabii geldiği takıma. Üstelik Kasımpaşa'nın bedelsiz verdiği, Fenerbahçe'yi bedelsiz verdiği takım olan eski takımına sezonun ilk golünü atarak oynadı. Santrafor Mevskis. Kendi adına. Hediyeden iki gol esprileri yapılmış sosyal medyada. Tabii yani ama şimdi öbür tarafına baktığımız zaman ikiye bölmemiz lazım karşılaşmayı. Bir tanesi klasik Fenerbahçe böyle mi oynar? Bakış açısından değerlendirirsek böyle oynamaz. Yani bu oynayan takım temposu baktığımız zaman sağ içi setleri neyse yani Fenerbahçe'ye ya da bir büyük takıma uygun bir düzen, uygun bir görüntü değildi. İkinci bakış açısı daha realistik bakış açısı. Benim de sahip olduğum bakış açısı bu. Kardeşim artık kazanacak, kazanma zamanı. Yani Sabah gazetesindeki yazıma da tabela konuşur başlığını attım. Çünkü üst tarafta puanlar birbirine bu kadar yakınken, rakipleriniz işte biri kaybetmiş, biri kazanmışken, öbür tarafta geçmişinize, arkanıza üst üste 3 yenilgi falan bırakmışken ne Orbult'un ne Fenerbahçe kadrosunun ne de bence Fenerbahçe yönetiminin böyle çıkalım saldı soldu gelelim gene 40-45 orta atalım ceza alanının içinde oyuncularımızı 38 kere topla buluşup 18-20 arası şut atalım derdinde olduğunu düşünmüyorum. Daha dengeli, daha kontrollü hatta topu oyunun bir bölümünde de rakibe bırakan bir oyun anlayışıyla sahadaydılar. İki şey dikkatimi çekti. Erken gelen golleri atladılar. Bu tarzı bu dengeli oyunu sürdürme fırsatı yakaladılar. İkincisi de Kasımpaşa'nın bir şut dışında pozisyonu yok ben yanlış hatırlamıyorsam. Yani Altay'ın yere yattı. Vay anasını kaçar mı dedi. Az daha gol oluyordu dediğimiz bir pozisyonu yok. Yani sadece kazanmadılar. Bence defansif olarak da çok doğru aksiyon aldılar. Çok dirençli davrandılar. Alanya maçı var Perşembe günü. İşte bu oyun, bu tempo Alanya Spor'u yenmeye yeter mi? Yetmez. Yani Kasımpaşa'yı yenmeye yeter ama bu seyrettiğimiz Alanya Spor'u yenmeye ya da devreden çıkarmaya yetmez. Yani onun için de şu şans oldu. Biraz önce sen de bahsettin. Yani artık kulübeden gelen oyuncuların da devreye sokma imkanı var Erol Bulut'un. Tabii. Yani eline bir Valencia geldi. Bir Samatta geldi. Sosa geldi. Belki Perşembe gününe kadar Perotti de gelecek. Belki Caner'le Novak iyileşecekler. Gene o kadroda o seçenekler içinde yer alacaklar. Yani 3 günde bir maç etapında pozitiflerin ve sakatların kulübeye bile girmesi çok önemliydi bu etap içinde. Takım rekabetini de arttıracak. Yani takım içindeki rekabeti arttıracak. Dolayısıyla saha içindeki verimi ateşleyecek bir fırsatı da olduğunu düşünüyorum Erol Hoca'nın. Tabii Alanya maçında çok daha zengin bir kadro
göreceğiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi inşallah Allah kaza bela sakatlık vermesin. Mehmet Ayan, Ener Valencia ben bu takımda sağ kanatta oynarım diyor. Pelkas ben forvet arkasıyım. Mehmet Ayan ben de forvet golcüyüm dedi. Herhalde. Nasıl değerlendirdiniz karşılaşmayı? Beyaz abiyle 70'lerden sonra yaptığımız konuşmayla başlayayım. Tabii Beyaz abi bir ustaya söyleyince abi böyle olur mu diyorum. Ondan da onay gelince mutlu oluyorum. Evet Fenerbahçe bu akşam bence 10 numara sorunu çözdü. Ben kravatı takarken bile abi olmuş mu diye soruyorum Beyaz Hoca'ya. Evet. Fenerbahçe. Abi öyle zor sorular sormayın adama ya. Evet. Sana bir sorum olacak sonra. Yani Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe. Birazdan Feyyaz Hoca'nın sorusu. Birazdan. Fenerbahçe zannımca uzun süredir aradığı, Alex'ten sonra sürekli taradığı, asla Alex'e kıyaslamıyorum. Ama 2020-21 sezonunda o bölge için aldığı konusunda bile şüpheler olan ama o bölgenin oyuncusu olduğunu kendine gösteren bir oyuncuyla Fenerbahçe 10 numara sorununu bence bu akşam gösterdi bize. Tamam, Fenerbahçe 10 numara sorununu bu akşamki Pelkas'ta çözdü. Bu akşamki Pelkas'ın sürekli olduğu takdirde Fenerbahçe'den önce Pelkas'ı yazarsın. Evet. Arkasına Gustavo ile Ozan'ı yazarsın. Bu arada Sayın Başkan Ali Koç çıkıyor. Sevgili Ahmet Selim Kul hazır. Sayın Başkan neler söyleyecek bu karşılaşma sonrasında? Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadından canlı değerli izleyiciler bu görüntüler. Arkadaşlarımız son hazırlıklarını yaptıklarında Fenerbahçe'nin Sayın Başkan Ali Koç konuşursa mikrofonlarımız da hazır ki bir konuşma yapma hazırlığında Sayın Başkan neler söyleyecek bu mücadele sonrasında birlikte biz de merakla dinliyor olacağız. Deplasmanda 3-0'lık bir galibiyet. Kameraman arkadaşlarımız da artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Bir sözü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadına bırakalım. Limitlerle mi konuşacak? Bir saniye. Ahmet mikrofon. Emre'ciğim biraz daha yaklaştırman lazım mikrofonu ya da ses 1-2-1-2. Evet. Hazırlıklar tamamlanınca Sayın Başkan konuşacak. Değerli izleyiciler, Fenerbahçe'nin Sayın Başkanı Ali Koç. Tartışılan pozisyonlar var. Evet, başlayalım. Mesela Sinan Gümüş'ün bir pozisyonu var. O çok konuşuluyor penaltı mı değil mi diye. Genel intiba ne? Genel intiba penaltı oldu yönünde. Fenerbahçeliler penaltı olduğunu iddia ediyorlar. Önceki pozisyonlara. Maçlar oynanırken Fenerbahçeliler dışında da tweet atanlar oluyor. Onlardan bir şey yok mu? Evet. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutlar. Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz. Allah bir daha böylesini göstermesin. İnşallah 2021 yılı her anlamda umutlarımızın yeşereceği, normalleşmenin hızlanacağı ve herkes açısından sağlıklı bir yıl olmasını temenni ederim. Süper Lig'e gelince de fair play ruhun hakim olacağı, kazanmak için her şeyin mübah olmadığı ve mümkün olduğu kadar da maçların sahadaki performanslar neticesinde sonuçların belirlendiği ve ligin nihayetinde de o şekilde belirlendiği bir lig olmasını